Hoş geldiniz. Anneciğim, buyurun öpeyim. Buyurun. Rahat mısın anneciğim? Rahatım çocuğum. Hoppa. Geldiğimize göre. Evet. Günaydın Emine anneciğim. Günaydın. Rica etsem emniyet kemerinizi takabilir misiniz? Ay çok sıkılıyorum ama takayım tabii. Gerekli takmak lazım. İsterseniz ben yardım edeyim size. Ben yapabiliyorum. Yapabiliyorum. Tamam Emine. Yaz sen nasılsın hayatım? Yaz değil Gülbeyaz. Anneciğimin adı. Zor mu geliyor söylemesi? Anneciğiniz adı tabii, ben sadece hani kısa daha rahat oluyor söylemesi diye. Yok şeyim yok. Gülbeyaz diyelim biz ona. Nasıldım sence Murat'cığım? Her zamanki gibi. Çok iyisin. Az kazı. Hadi. Anneciğim, taraftan. Gel bakalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Anneciğim tanıştırayım, Canan bizim sekreterimiz. Hoş bulduk kızım. Ya bir geliyorsun bir gidiyorsun, ölüyorum meraktan. Anlatsana bir ne oluyor? Canan'cığım işin aslı şu, annem geldi. Ben de izin aldım. Dosyalar, evraklar, git gelirimiz oldu tabii. Sen işe geri mi başladın? Nasıl başladın yoksa işe? Yani şu an diyor, hani şimdi buraya geldik ya, şu an yani şimdi diyor. Değil mi Canan? Kendisi çok heyecanlı bir kızımızdır da anneciğim. Ha öyle mi? Ama yaz aslında şey yap. Ben sana sonra anlatacağım, hiç merak etme. Kendisi çok heyecanlı bir kızımızdır da. Beni odama geçelim, size ben bir kahve ikram edeyim. Buyurun. Niye senin odana gidiyoruz? Senin odan yok mu burada? Yok. Ama çok güzel bir masam var. Gel onu göstereyim. Buyurun. Zaten oda gibi bölmüşler hep. Küçük bir odacık. Anneciğim bak bu benim masa. He. Burada fotoğraflarımız var. Hepsi bu mu? Ha evet. Masa işte bana yetiyor. Yaz kızım hoş geldiniz. Hoş bulduk Mehpuş ablacığım. Anneciğim bak bu bizim Mehpuş ablamız. Bu da annem. He. Nasılsınız? Buraya gelene kadar iyiydim ama masayı görünce kötü oldum tabii. Doğal yani. Mehpuş'cum bize her zamanki kahvelerden getirir misin? Buyurun biz de şöyle dışarıda. Ben çay istiyorum. Emine anneme çay getiriyorsun. Limonlu. Emine annem. Senin dün önünü... Haberi yok mu senin ona aşık olduğunda? Çaktırma anlamam bak. Aa Yaz. Ay. Ben de tam seni arayacaktım. Niye? Hazır gelmişken şu çıkış belgelerini imzalar mısın? Ne çıkışı? Oğlum, kardeşim. Şimdi sırası mı? Görmüyor musun? Yazın misafirleri var Sedat'cığım. Ya bu çocuk buraya geldiğinden beri tuhaf tuhaf hareketler yapmaya başladı deli deli. Oğlum, niye yırttın çocuğun kağıtlarını? Niye yırttım? Çocuğun kağıdını niye yırttım? Murat, ben bunca işin gücün arasında şimdi yeniden yaza çıkış belgesi mi hazırlayacağım? Çıkış? Ne çıkış belgesi? Anneciğim, Sedat Bey bizim muhasebecimiz de reklam parasının çıkış belgesisi. Para çıkışı. Ha? Aynen para çıkışı değil mi Sedat Bey değil mi? Öyle değil mi Sedat? Sedat desene. Hı? Sedat Bey. Cevap versene. Ya bir konuşsana çocuğum, dilin yok mu senin? Sedat! O zaman şey yapalım. Mehpuş bizim kahvelerimizi zaten hazırlamıştır. Dışarı çıkalım, havadar kahvelerimizi içelim değil mi? Buyurun. Evet anneciğim, bizim bahçemiz var. Saf mısın oğlum sen? Ne oluyor şu an burada ya?
Canancığım söyledim, sakın unutma. Reklam filmi çalışıyoruz diyoruz. Canancığım günaydın. Günaydın. Sinan'la tanışın. Merhabalar, Sinan ben. Merhaba. Sinan benim kurgucu bir arkadaşım. Şu an bir reklam filmi çalışıyorlar. Bizim ikinci stüdyoyu kullanacaklar. Sen ona yardımcı olursun. Sinancığım, Canan sana göstersin stüdyoyu. Detayları konuşalım. Tabii. Buyurun, bu tarafta. Ha, bu arada yaz da geldi. Aa, evet tatlım ya, bayağı sıcak bastı. İşte mevsimler kaydı falan der. Yok, o anlamda değil. Yani bizim yaz, sosyal medyacı olan. Annesi de yanında. Yaz. Annesiyle geldi. Niye söylemiyorsun? Pardon, çek. Kahvelerimiz de geldi. Teşekkürler Mekruç'um. Murat'cığım, biraz bakar mısın? Yaz. Emine teyzeciğim. Ay hoş geldiniz. Bu ne güzel sürpriz. Öpeyim. Oh. Aslı ben. Yaz'ın en yakın arkadaşıyım. Birkaç kere görüntülü konuşmuştuk sizinle. Hatırladınız mı? Hatırladım, hatırladım. Nasılsın? İyiyim, siz? Ay sen pek güzelmişsin kız. Ama acık sıskasın. Telefonda böyle daha canlı canlı duruyordun yani. Biraz daha etli butluydun. Ay ne tatlısınız. İşte ekran 5 kilo koyuyor diyorlar. Neyse hangi rüzgar attı sizi? Karayı yani. Karayel? Aslı'cığım sen ne söyleyecektin, ne vardı? Söyle bana sonra git. Ha, önemli değil canım. Şimdi Emine teyzem gelmiş. Bir iki lafım elini kırmayalım. Tamam o zaman sen git. Sonra ben senin yanına geleyim. Öyle yapalım. Hadi git. Ne kadar kalacaksınız? Dönüş yakın mı yoksa? Düğünü yaptıktan sonra giderim yani. Fazla kalmam. Giderim. Düğün? Ha, akrabaların düğünü için geldiniz siz. Ha, Aslı'cığım benim aklıma daha önemli bir şey geldi. Gel biz onu konuşalım. Damat. Hemen gel gidelim. Damat? Aa bak. Sinek ısırdı galiba. Aa kızın koluna bir şey soktu, bir şey oluyor şu anda. Ha, damat mı dedi sana? Hadi gidelim. Çok önemli, çok özür dileriz. Şimdi konuşmamız lazım. Aa. Gel gel. Ay şimdi niye götürdü kızı apar topar anlamadım ki. Anneciğim kocaman şirket vardır bir işleri. Baksana koluma. Lan yapma be. Kedi şeyini görmüş, yara zannetmiş. Ah Aslı, ah Aslı var ya ağzından bir şey kaçıracaksın diye aklım çıktı. Ay Murat ben anlamadım ki ne olduğunu. Apar topar çekiştirip getirdin beni buraya. Bir de kadının şarkı işinden haberi yok. Aa nasıl yani? Eğer ağzından bir şey kaçırırsan mahvoluruz. Emine anne bizi vurur, Kemal de gömer. Emine anne? Yani Emine anne derken lafın gelişi. Öf iyi tamam bak ben hiçbir şeye karışmıyorum, hiçbir şey de söylemiyorum. Ama şu şarkı meselesi fena dolanacak ayağımıza haberin olsun. Sen hiç merak etme, orası bende tamam. Hadi sen git, 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 git. Demek Emine Hanım'ın haberi yok kızının marifetlerinden. Bak çok uzaklara götürmeyin beni tamam mı? Ben dayanamıyorum bu trafiğe, ben sana söyleyeyim. Gidiyorlar vallahi, gidiyorlar. Durun, durun, durun ya durun. Gidemezsiniz. Ay Allah yetişemeyeceğim diyordum, koptu. Kopsaydı keşke. Yaz. Ha? Aşkım. Klip çekimi için ölçülerini almam lazım. Gel. Klip çekimi mi? Klip çekimi mi? Klip çekimi. Anne ben Gülbe yazım. O bana yaz dedi. Yaz dedin değil mi Defne? Evet, yaz dedim. Ama burada sana herkes yaz diyor. Şimdi şöyle, bizim klibimizde oynayacak Yaz diye bir mankenimiz var. Onun için Gülbeyaz'la da ölçüleri birebir aynı. O yüzden yaz dedi. Canımız helal lan. Gülbeyaz mı? He, Gülbeyaz Defneciğim. Kız yorgun anne, ne yapsın? Modelimiz çok aşırı derecede yorgun olduğu için benimle bedenleri aynı. Ben vereceğim bedenini. Ben sana sonra veririm aşkım. Hadi git bakalım. Ben kimin ölçülerini alacağım? Hadi gel. Ben alacağım onun ölçülerini. Yürü. Anneciğim bana yaz denilince tabii sen ondan böyle bir şaşırdın. Benim kliple kulüple ne işim olur yani? Benim yeteneğim bile yok. Ne alakası? Biz çıkalım bu tarafa. Hayır bana gelmeye başladılar yani. Söyleyeyim ben sana. Buyurun lütfen. Demek şarkı krallığın burası ha Kemal? Tam olarak burası. Baban duymasın. Sonay Müzik'ten sonra inanılmaz bir gelişme olmuş. Burası onun kapanı değil. Devir değişti. Gel anneciğim. Aa siz yeni star... La... Ne... Ki... Bana bak. Niye öyle ağzın burnun ayrı oynuyor? Starımız derken...
star, starımız bizim Murat. Murat bizim yeni starım. Biliyorsunuz bütün şarkılarımızın söz ve yazarı, bestecisi Murat. Mehmet Bey'le tanış, kendisi Smile Müziğin Türkiye müdürü. Çok memnun oldum. Ben de. Gül Beyaz, bana bak. Bizim damat gerçekten şöhretli mi? Yeah. Hmm, keçinin istemediği yerde ot bitermiş. Neyse anneciğim, hadi gel biz kalabalık etmeyelim. Gerçekten şu gizemli sesin sahibiyle de tanışacağım değil mi Kemal? Şöyle. Tanışırız tabii ki, tanıştırırız. Değil mi? Neden tanışmayalım? Canancığım sen Mehmet Bey benim odama al lütfen, tamam mı? Yazcığım biz de benim odaya gidip şu medya stratejisi hakkında bir çalışalım mı lütfen? Ha? Hadi o zaman biz çıkalım. Yaz sen de bize sonradan dahil olursun. Sonradan gelirsin. Yok yok çocuğum, benim için işinizi bırakmayın. Ben Resul'ü ararım, gelir beni alır. Ay hiç olur mu öyle şey Emine anneciğim? Ne demek? Buyurun çıkalım biz. Ay bugün sana çok zahmet verdim vallahi. Yok estağfurullah, ne zahmeti. Ya ne tanıştırması, ne starı? Ben kabul etmedim ki teklifinizi. Az önce ben seni kurtardım, şimdi sen beni kurtaracaksın. Duydun mu beni? Anlaşma iki taraflı oldu. Ya ben anlaşma falan yapmadım ki sizinle. Ayrıca siz kendiniz hür iradenizle kurtardınız beni. Hayır. Peki. Aferin. Dikkatli kullanıyorsun arabayı. Sağ ol Emine anneciğim. Anneciğim dedin de aklıma geldi. Bana bak, yarın ananı al, akşam bize gel, tamam mı? Bu din işini halledelim. Yani Yaz'la, Gülbeyaz'la konuşayım da ben mi önce? Oğlum şimdiye kadar niye konuşmadın? Bana bak. Yola bak. Çarpacak. Tövbe yarabbim. Bak, ya yarın akşam gelirsiniz, bu düğün işini hallederiz. Ya da ben Gülbeyaz'ımı alırım, memleketime giderim. Aa, bundan sonra da Gülbeyaz'ı bir daha rüyanda görürsün. Ayrıca gün yüzü bile göremezsin yani. Söyleyeyim de. Tabii tabii, ben yarın annemi alıp hemen geliyorum. Benim niyetim ciddi. İyi, aferin. Hadi beni eve götür. Tabii hemen eve götüreyim ama Boğaz'da yemek yiyecektik. Çocuğum, misafir davet ettim. Yarın gelecek, dünür gelecek, ayol oturayım. Bir iki bir şey hazırlayayım. Sonra laf ederler. Tamam, nasıl isterseniz, ben size eve bırakayım. Sen de Gülbeyaz'ın yanına dön, he. Yalnız kalmasın çocuk. Tatlım, sen söylediğim haberi bir düşün, konuşalım tekrar. Bak bana güven, muhteşem olacak, inan bana. Aslanım. Ay yok artık. O haberi de mi sen patlattın? Önemli. Tamam tatlım, ben seni hemen arayacağım. Sana hemen geri döneceğim. Ne oldu Burak? Kemal Bey geldi. Smile Müziği müdürüyle Yaz'da ayağını alıp odaya geçtiler. Hı? Böylesine bir ses uyumu duymadım hiç. Sen bir dünya starı olacaksın, inan bana. Yok yani Mehmet Bey, abartmayalım. Benimki normal bir ses. Kendisi çok mütevazidir Mehmet Bey. Yaz, bu kadar mütevazi olma. Yakında seni herkes tanıyacak. İstanbul'daki bütün billboardlarda fotoğraflarını donatacağız. Evet, sırf İstanbul mu? Bütün Türkiye. Yok, yok yani o kadar büyütmemize gerek yok. Hepimizin sağlığı için önemli tabii. Büyüteceğiz. Smile Müzik olarak seni sonuna kadar destekleyeceğiz. Laf aramızda Kemal'den daha çok parlayacaksın. Ben mutlu olurum vallahi Mehmet Bey, bence de bu arada. Annem de bizi parlatır bir güzel çitileye çitileye. Kusura bakmayın, biraz geç kaldım. Bu aradaki Amerika'daki bütün kanallarla anlaştık. Sizi görmeyen, duymayan kalmayacak. Yalnız bu söylediklerinizi yapmak için çok fazla bir bütçe gerekiyor. Sonra elimizde patlamasın. Smile Müziği hafife alıyorsunuz herhalde hanımefendi. Hem kaç milyon kaybedeceğiz ki? 5 mi? 10 mu? Bunlar bizim için küçük rakamlar. Hem siz ne iş yapıyordunuz? Yani böyle bütçe meselelerine falan takılmanız, muhasebe müdürü falan mısınız? Kendisi şirketimizin avukatıdır. Ayrıca yönetimden sorumlu. Şirketinizin bize ihtiyacı olduğuna göre pek de iyi bir yönetici değil sanırım. Benden sana tavsiye, daha yaratıcı, daha vizyoner insanlarla ilerle. Tıpkı Yaz gibi. Pardon? Siz en iyi bildiğiniz işi yapın isterseniz avukat hanım. Yaz Hanım'a mesela bir ön protokol hazırlarsanız eğer, biz de sanatçımızı başkasına kaptırmamış oluruz. Nasıl olur? Aslı. Bu
protokolü imzalayalım hemen bugün. Bitsin bu iş. Anlaştık değil mi Yas? Anlaşmadık. Anlaşmadık derken? Adam beni yerin dibine soktu. Sen tek kelime etmedin Kemal. Ama bekle. O Yas tıpış tıpış dönecek memleketine. Ve sen yine bana kalacaksın. Ve seni düştüğün o karanlıktan ben kurtaracağım. Ben çekip alacağım seni oradan. Kemal, Yas ne diyor? Şöyle biz konuyu bir Yaz'la kendi aramızda konuşsak olur mu Mehmet Bey? Şimdi Mehmet Bey şöyle, hatırlarsanız biz Kiyen Müzik olarak bir strateji geliştirmiştik ve sanatçıyı gizli tutmuştuk. Tamam, ben de onay vermiştim zaten. İşte bunun sebebi de sanatçının daha çok ses getirmesiydi. Şimdi kim olduğum anlaşılırsa yani ortada bir merak kalmaz. Ben diyorum ki bu sanatçıyı biraz daha gizli tutalım. Yani silüet olarak kalması daha iyi. Ne kadar merakı diri tutarsak heyecanı o kadar daha yüksek olur. Mesela kimden örnek vereyim? Sia. Sia gibi. Sia. Cidden. Sen bir tanesin ya. Doğru, Sia gibi. Klip ne olacak peki? Klipte oynamayacak mı? Oynayacak canım. Oynayacaksın. Değil mi Yaz'cığım? Hı hı. Aynen, oynayacak işte. Hem orada bu silüet gibi gösterir. İşte aksesuarla belki biraz daha gizli kamufle ettik. Tamam, bitti bu iş. Çok güzel. Olur, tamam. Ayarlayın o zaman. Hemen bir an önce başlayalım. Ben de çok merak ediyorum. Yaz, artık senin en büyük hayranım. Teşekkür ederim. Mehmet Bey, görüşürüz yine. Kendinize iyi bakın. Haberleşeceğiz. Oldu bu iş. Ne şarkısı ya? Ne fotoğrafı, ne billboardu, ne klibi? Hı demedin mi bana? Evet dedin. Ben hı dedim de o an elimi tutmuşsunuz. Ben ne diyeceğimi bilebildim mi? Terledim zaten. Ne yapıyoruz biz şu anda? İşimizi yapıyoruz Yas. Benim annem bunu öğrenirse beni de burayı da bombalar. Yas. Çok ihtiyacım var sana. Benim de... Benimle gitmem lazım. Ah be annem. Şu an yanımda olsaydın da keşke akıl verseydin bana. Attın ya. Ben yine bunun motoru yandı sandım. Ödüm patladı. Şu yuvarlak dönenlerden bana aldırmadın zaten. Şunlarla uğraştırıyorsun beni. Habere bak. Ne bu? Kim? Ünlü şarkıcı Kim'in düet yapacağı gizemli vokal hakkında ortaya bir iddia atıldı. İddiaya göre düette Kim'in yanında yer alacak GY'nin müzikle ilgili bir tecrübesi yok. Bittim ben. Bittim. Annem öldürecek beni. Keşke şu an oysam. Böyle yer yarılsın, ben içine gireyim, örtün üstümü. Ne alaka şimdi? Ne gibi? Teyze, nasıl ne alaka? GY benim. Farkındasın değil mi? Ay aşkım, sen böyle şeyleri düşünmek için biraz geç kalmadın mı ya? Aşkım, senin bu sakinliğin beni öldürecek ama. Ya annem bunu görür görmez benim olduğumu anlar. Başka kime yoğursun kadın? Gönül yazar olabilir GY. Aa doğru. Dalga mı geçiyorsun teyze? Gönül yazarın müzik tecrübesi mi yok teyze? Orada müzik tecrübesi yok yazıyor. Tecrübesi var onun bayağı. Var. Kadın 70'lere damga vurmuş. Ben daha hiçbir şey yapamadım. Benim Gül Beyaz. Benim ben çok geç kaldım. Gitmem lazım. Nereye geç kalıyorsun? Gitmem lazım. Gül Beyaz. Hadi kızım. Geliyorum anne. Çabuk. Tak bakalım bunu. Bunlar ah karavana. Of çok iyi be. Bir dön. Dur bakayım dur. Dur nereye? Bunlar ne? Ben bunlar pudra pembesi olacak demiştim. Tamam. Ah, pardon. Kaos yine, kaos yine ben. Tatlım, haberlere bayıldım. Muhteşem olmuş. Bak sen bu işin nirvanasısın. Sadece diyorum ki acaba şu adını soyadını direkt girse miydik ha? Tamam, olur. Bu haberler bizim için çok önemli. Yenilerini hafta içi insert ederiz zaten.
Tamam tatlım. Bak kamuoyunun dikkatini bunlara vermemiz lazım, tamam? Tamam, öpüyorum. Çok teşekkürler. Sinancığım, ne yaptın? Yerleştirdin mi kameranı? Evet, hepsini yerleştirdim. Bak, birincisi şu sanat malzemelerini görüyor musun? Hı hı. Buraya yerleştirdim. İkincisi de şu can kurtaran kulesimi görüyor musun? İkincisi de orada. Güzel. Peki yazın yüzünü net görebilecek miyiz? Evet, merak etme. Her şey istediğin gibi olacak. Relax, bana bırak. Göreceğiz. Defne. Yaz nerede? Bilmiyorum ki. Kemal'cim. Aslı Yaz nerede? Bilmem, hiç gözüme çarpmadı. Karavanda yoksa yoktur. Aslı, ona araç yolladın değil mi alması için? Ne münasebet. Ben niye araç yollayayım ona? Biner taksiye gelir diye düşündüm. Sen ciddi misin Aslı? Gayet ciddiyim. Ne bu, ilk günden ayağını özel şoför mü yollatacağız? Kemal'cim bak, böyle yapıyorsun, şımartıyorsun. Sonra ben baş edemiyorum bunlarla. Saçmalama Aslı, saçmalama. Çocuğum çarşaf değil o. Yaprak. Efendim Kemal Bey. Alo Yaz, neredesin? Herkes hazır, bak sen yoksun. Aa, öyle mi? Aslında ben bugün gelmeyecektim ama madem bu kadar çok önemli, ben hemen hazırlanayım. 1-2 saatine geleyim hazırlanıp. Araç yolluyorum sana hemen. Yok yok, hiç gerek yok araca. Ben hemen geliyorum. Tamam, teşekkürler. Anne, benim acil gitmem lazım. Nasıl ya? Ha, koca şirkette senden başka çalışan yok mu? Var ama şey ya. Teyze, hadi hazırlan, senle gidelim. Hayır hayır, teyzen gelemez. Ben tek başıma yapamam bu kadar işi. Yaparsın anne ya, ne olacak sanki? Hem kuaföre gideriz teyzemle. İşte kayınvalidem gelecek akşam. Çirkin mi çıkalım karşısına kadının? Çok alemsiniz yani. Bir kuaförünüz eksik. Ne oldu ya? Nereye gidiyoruz? Kuaföre, yürü. Sakın sorgulama, yürü. Ay, 7 deliler 9 oturaklılar. Bir kuaförünüz eksikti. Tövbe tövbe. Ay, acaba ne diyorsunuz? Ben anlamıyorum ki. Bir klip diyorsunuz, bir kuaför diyorsunuz, bir iş diyorsunuz. Ne oluyor acaba? Teyzeciğim, sen çok akıllısın normal şartlarda. Lök diye anlarsın ama ben sana anlatayım. Klip çekmeye gidiyoruz işte Kemal'le. Şu şarkı muhabbeti anla. Ya ama şu akşamki yemek bizi mahvetti, o ayrı bir konu. Tamam, o zaman da ben evde kalsaydım en azından ablama yardım ederdim. Ay hayır, olmaz, kesinlikle olmaz. Zaten ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Stres içindeyim, damarlarım kalmadı. Şuna bak, bembeyaz oldum. Kendini menajer gibi düşün. Beni yalnız bırakamazsın. Menajer gibi mi? He. Ay, damat bas gaza. Hadi götür bizi. Hızlı götür. Ay, menajer falan. Yaz kıyıya vurmuş. Bitkin, yılgın. Sen de kahramanca onu kurtarıyorsun. Tamam, sonrasını anlatmayayım aynen, zaten. Aynen, tamam hocam. Ben... Yaz, neredesiniz? Herkes sizi bekliyor. Lanet. İnanılmaz trafik vardı abi. Siz beraber mi geldiniz? Evet. Taksi bulamadım ben. Başka bir mantıklı çözüm de bulamadım. Ekip karavanda seni bekliyor. Hadi hemen hazırla. Tamamdır. Hedefle. Işık gidiyor arkadaşlar. Hadi. Bu set niye hazır değil hala? Acele edin biraz. Canım, açılırız. Menajer ben. Söyle bana neredesin, bulamadım yarimi. Şimdi bir yerlisin, sanırım tek çaresi. Hazır mıyız arkadaşlar? Ben hazırım hocam, yerime geçiyorum. Sen kalbimin gözdesi ve bu derdin çaresi. Şansım yok başka, beni yeni yolu hep. Bilerek bıraktım kaderi kaderine. Gözlerimde yaşlar, sende saklı yıllar hep. Dizlerine dayanıp deseydim yardım et. Hazır, hazırız hocam. Başlıyoruz o zaman. Hadi herkes yerlerine, hadi. Hadi.
Haydi başlayalım. Bu sözlere bahane çoktur. Ah, kendi soğudu. Ben ateşe atladım, yandım, durdum. Söyle bana neredesin? Bulamadım yâremi. Şimdi bir yerdesin. Sanırım tek çaresin. Söyle bana neredesin? İstesem gelir misin? Sen kalbimin gözdesin ve bu derdin çaresin. Sağdakiler biraz daha hareketli, biraz daha heyecanlı, biraz daha enerjik olun. Evet, yakınlaşın biraz. Geçmez acım başımı kaldırayım, bana onu hatırlatır yalar. Yine de çarpar, yine de çarpar kalbim. Evet, evet, çarpar, aynen böyle devam. Biraz daha enerjik istiyorum. Kalbim, kalbim. Ah, çare yok mu? Tabii bu sözlere bahane çoktur. Ah, kendi soğudu. Ben ateşe atladım, yandım, durdum. Söyle bana neredesin? Çok iyi, çok iyi, devam böyle. Hadi, hadi biraz daha. Söyle bana neredesin? Evet, evet, aynen böyle. Sen kalbimin gözdesin ve bu derdin çaresi. Söyle bana neredesin? Bulamadım yâremi. Şimdi bir yerdesin. Sanırım tek çaresi. Söyle bana neredesin? İstesem gelir. Yaz, nerede kaldın yaz? Nerede kaldın yaz? Hadi gel, 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 gel. Hadi. Pardon, pardon, pardon. Geldim ya. Aç şunu. Ay senin bu arabanın da. Ah. Bas, bas, bas. Bas hadi, hadi. Dur, 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 dur. Bas geri, bas geri, bas geri. Hadi. Geldim, geldim. O ne be? Ay, şu... Arabanın şeyleri... Hadi, hadi. Ay, çok zor bu arabaya binmek ya. Kızım sen ne koydun kafana ya? Hazır kuaföre diye çıktık ya, bir fön çektireyim dedi. Nasıl olmuş? Çok güzel olmuş. Bir yerde gelinin teyzesiyim yani. Sevilen yengeme benzemişsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.